Merhaba arkadaşlar, Falım Astroloji kanalımıza hoş geldiniz. Boğa ve yükselen boğalar için Haziran ayının ilk 15 gününde neler yaşayacağına hep birlikte bakacağız. Bu arada kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatalım. Fincanımız bize neler anlatacak? Eee... Bir nazarla uğraşacaksınız da bu nazar biraz rahatsızlık verebilir size. Ama bunun arkasından e, güzel haberleriniz de var. Güç kazanmanız olacak. Küçük bir e, nazarla alakalı olarak küçük bir kaza geçirebilirsiniz. Başlangıçta bu şekilde başlamaktan hiç hoşlanmıyorum ama. halinize girecek bir eşya bu nazara sebebiyet verecek. Onun arkasından da gelecek büyük bir kısmetiniz var bu nazarı çıkarttıktan sonra beklediğiniz bir yuva ya da birilerinin evliliği, nişanlılığı ile ilgili güzel, temiz haberler alacaksınız. Üzerinizden sanki bir yük e, gitmiş gibi de sevineceksiniz bu konuya. Sanki sorumluluğunuz altında ya da birilerine vesile olmanızın e, şeyinin e, sebebi olmanın verdiği bir sorumluluk varmış gibi gözüküyor burada. Bu konuyla ilgili iki taraftan da sevindirici haberler alacaksınız küçük bir tartışma ortamı var ama burada sanki birileri birilerine güç taslayacak yani ortalıkta bir, çok, çok büyük bir sebep yokken küçük ağız tartışması gibi bir olay olacak bunun arkasından da sevineceğiniz bir haber gelecek hanenize yani bu lüzumsuz tartışma belki de bazı iyi olaylara da sebebiyet verecekmiş gibi gözüküyor hem hem sevineceğiniz hem de hanenizin içerisinde birisinin mutlu olacağı bir haber bekliyorsunuz. O habere alacaksınız yakın zamanda. Devlet kapısıyla alakalı bir e, güç kazanacağınız, e, bir mülk edineceğiniz veya bir e, maddi anlamda kazanç sağlayacağınız bir e, güzel be, e, yazılı belge gözüküyor. Buradan bir güç kazanmanız söz konusu eğer burada bir kaybınız söz konusu olan bir yerdense yani... E, Giden bir para, giden bir e, dava tam kaybetmek üzereyken de geri dönen bir durum olabilir. Buradaki bir kazanç söz konusu. Maddi ve manevi anlamda bir kazanç var. Atak adadığınız bir konu var. Bunun için iki vade içerisinde gerçekleşecek olan görüşmeleriniz, e, bu görüşmelerin alt, arkasından da kısmetleriniz var. İş konusunda sıkıntı yaşayan boğa burçları bu dönemde iki farklı ayrı iki farklı zamanda arkası arkasına iki ayrı kısmet kapısını çalacak. Bu konuda fırsatları değerlendirmenizi tavsiye ederim. Çünkü geri kalan zamanda belki bu kadar fırsatınız olmayabilir arkadaşlar. Önümüzdeki dönemde çünkü hayatınızdaki maddiyat konusu yerine manevi anlamdaki aşk konusu daha çok gündeminizi meşgul edecek gözüküyor. Evet boğa burçlarının ikili ilişkiler anlamında tartışmalı olan evlilikler veya içerisinde biraz sıkıntılar yaşanan evliliklerle ilgili artık bu dönem düzlüğe çıkacağını, daha birbirine kenetleneceği, daha birbirini anlayacağı bir dönem başlıyor. Bekar olan boğa burçları içinse kafasında oluşturup da hani birilerine bir duygu besleyip de açılamamadığının verdiği bir sıkıntı yaşayan kişiler için artık karşıdaki kişiye ne hissettiğini anlatabilmek için güzel fırsatlar çıkacak. Bu dönemi iyi değerlendirmenizi tavsiye ederim çünkü gelecekte bu kişiyle evlenmek için baya bir fırsatınız olurken şimdi bu fırsatı kaçırmayın derim ben. Önümüzdeki süreçte daha güzel gelişmeler söz konusu bu konuyla alakalı. Büyük bir balığınız, kısmetiniz var ama bunun için 3 rakamı söz konusu olacak. Haziran'ın 3'üdür, 13'üdür. Ee, güzel gelişmelere gibi e, sizin için özellikle 2 tane telefon görüşmesi sizin mutlu edecek görüşmelerle alakalı olacak. Kafanızda oluşturduğunuz bir düşünce var. Hani bugün yapsam, yarın yapsam dediğiniz bir durum var. Bu konuyu bir türlü cesaret edemediğiniz yerde artık cesaretlerinizi toplayıp, eyleme geçeceğiniz daha faal olacağınız kendinizi ifade ederken aynı zamanda bunu karşıdaki kişilere de anlatabileceğiniz bir döneme giriyorsunuz yani artık bütün cesaretinizi uygulamaya çevireceğiniz bir süreç yine burada devlet dairesiyle ilgili eğer devletle ilgili iş konusunda bir beklentisi olan bir boğa burcuysanız bu dönem devletten İş veya memurluk konularıyla alakalı... Güzel gelişmeler alabilirsiniz. E, Tabi bu süreçte... Resmi evraklarla ilgili... işle alakalı, emeklilikle alakalı veya... E, nasıl bir şey söyleyeyim? Sigortayla alakalı... Güzel gelişmeler, haberler alabilirsiniz arkadaşlar. Bir okul gözüküyor burada. Okulun içerisinde eğitim hayatı ile ilgili sıkıntılar yaşayan biriyseniz bu dönemde bu konuyla ilgili daha güzel haberler alacağınız bir süreciniz var yani sınavlarınızı kazandığınızı veya yeni bir okul başlangıcı veya kendinizi geliştirmek için yazılacağınız kurslar eğitim seminerleri gibi bir olaylarınız varsa bu dönem bunlar için güzel fırsatların kapısı açılmış durumda gözüküyor arkadaşlar. Yani hayatınızda kariyer anlamında yeni belgeler eklemeniz için güzel bir kapı açılık. Ee, şimdi miras konusu olacak burada iki ayrı yerden iki e, kan bağından olan kişilerle ilgili miras bağlantısı var. Bu mirasla ilgili biraz anlaşmazlığa düşülebilir. Bu konuyla ilgili hukuki yollara başvurmak zorunda kalabilirsiniz. Bu konuda pek bir yapabileceğiniz bir durum yok. Hani bir tek sizin elinizde olacak olan bir durum olmadığı için e, belki de sakince beklemeniz gereken bir sürece giriyorsunuz demektir burada. Dışarıdan gelecek büyük bir kısmet e, bu miras konusunu tetikleyecek bir haber haline alıyor. Burada büyük bir anahtar var ama bu anahtarı paylaşmak istemeyecek insanlar var ve bu konuda daha bazı şeyler muallaktayken size haber gönderen insanlarla uğraşabilirsiniz. Bazı insanların çok tezcanlı olmaları sizin canınızı sıkabilir ama insanın fıtratındandır bazı şeyleri anlamak gerekiyor. Yani bazı insanların boşboğazlığı da Patavatsızlığın da e, fıtratı gereğidir. Yapacak bir şey yoktur. İnsanlar konusunda e, çok öfkeli olmamanız gerekir. Yani Biliyorum ki boğa burçları hazır cevaptır ama bu dönem çok da hazır cevap olmanın bir faydası olmayacak arkadaşlar. Belki de e, bazen insanları dinlemek hiçbir yorumda bulunmamak daha iyi olabilir. Gördüğünüz gibi her yerden ayrı ayrı kısmetler akıyor burada. Aynı zamanda da nazara e, gelme ihtimaliniz de yüksek. Bunlar hepsi tortu halinde almışlar çünkü. E, halinizin içerisine girecek 4-5 parça büyük büyük kısmetler var ama şurada büyük bir haberiniz var. Bu habere çok sevineceksiniz. Uzun zamandır beri beklediğiniz konuyla alakalı temiz bir haber alışınız var. Büyük bir balığınız kısmetiniz var. Hanenize girecek olan... Ama onun daha büyüğü resmi yoldan gelecek olan bir e, kısmet var. Bu dönemde mülk edinme ile ilgili güzel e, fırsatlar kapınızı çalarken iş konusunda sıkıntı yaşayan boğa burçlarına içinde kendi işini kurmak anlamında fırsat kapıları da açılacak arkadaşlar. Burada iki kişi oturmuş. Sizin iyiliğinize bir şeyler söyleyecekler ama siz biraz öfkelenebilirsiniz. Yani siz benim iyiliğimi düşünmek size mi kaldı diyebilirsiniz. Bazen e, boş vaz insanların e, kurduğu cümleler e, gerçekten öfke ama bu dönem sakin kalmayı daha çok e, tercih etmeniz gerekiyor. Yoksa psikolojik anlamda sıkıntılar yaşayabilirsiniz ki yaşadığımız sıkıntıların ortasından bu dönem ağır geçirilecek bir psikolojik dönem var. Bu döneme elimizden geldiğince sadece dua ederek belki de insanlara olduğu gibi kabullenmek kolay bir şey değildir ama insanlara olduğu gibi kabullenmeye çalışın. Çünkü herkesi düzeltemeyiz. Herkes bizim doğrumuzla yaşayamaz en azından bunu biliyoruz. Bu yüzden psikolojik anlamda sıkıntılar yaşamamak için biraz daha hoşgörülü davranmakta fayda var. 4 kişi ayrı yerde, 3 kişi ayrı yerde bir konuşmanız var. 4 kişilik olan konuşmada biraz yalnız sıkılabilir ama 3 kişilik konuşmada sizin e, mutlu edecek konuşmalar gözüküyor. Dışarıdan gelecek bir haber sizi biraz üzebilir, bir hasta haberi. Sizin kendinizin sağlığı açısından, sadece psikolojik anlamda hani sabrımın mı deniyorlar diyebilirsiniz ama onun dışında bir sağlık sıkıntısı gözükmüyor. 3 ayrı kısmetiniz var. Yani bu bu aralar çok istediğiniz üç ayrı dilek var. 2 tanesi birbiriyle bağlantılı ve kısa vadede gerçekleşecek gözüküyor. Birisi için Haziran'ın ortalarını beklemeniz gerekiyor. Bir büyük, bir de küçük kısmetiniz var. Bir de çok mutlu olacağınız bir haberiniz sizi bekliyor olacak arkadaşlar. Evet. Boğa ve yükselen boğalar için Haziran'ın ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.